Evet, selamlar herkese. Uçan Doktor ben. Medieval Dynasty maceramız yine kaldığı yerden son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölümde bir yoldaşımız daha vardı artık. Eşek aldık kendimize. Ve artık onunla devam edeceğiz. Uzak yollarda daha da kısalacak. Haritada bayağı daha esnek hareket etme şansımız olacak. Evet, şimdi şöyle bir başlamadan önce bölüme köyümüzün ihtiyaçları var mı bir bakalım. Havuç tohumu diyor, yeterince ektiğimizi düşünüyorum. O yüzden ona gerek yok. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Bunlarda bir problem var mı? Kuyu ve odunluk. Odunlukta ha, üçüncü odunluğu yapmış mıydım ki? Yapmışım galiba ama kişi yok. Güzel. Ona bir tane birisini alırız. Bu arada bir odun, bu odunluğa da birini alacağım ve bir de avcı kulübesi yapsam iyi olur gibi diye düşünüyorum. Temel ihtiyaçlarımız biliyorsunuz odun vesaire, yakacak, bir de yiyecek. Bu ikisine diğerlerinden daha fazla önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada 4 kişi mi çalışıyordu? 3 kişi. Bir de çiftçi alabiliriz. Ayrıca kaç kişilik yerimiz var acaba? Kaç kişilik yerimiz var? Şu evlere bir bakabilir miyiz? 1 kişi burada var. 2 kişi burada. 3. Bir de burada 4 kişi alabiliyoruz. Değil mi? 1, 2, 3. Aa, bir dakika. Şuna almayacağız. Bu ilerideki müstakbel eşimiz olacak. 2, 3 kişi, hayır, bu da benim olduğum yer, 2 kişi alabiliyoruz. O yüzden bir ev daha yapmak istiyorum ki 4 kişi gelebilsin ve o 4 kişiyle bir tanesini oduncuya, bir tanesini bir avcı barakası daha yaparız ona, bir tanesini de çiftçi vesaire yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle. Burada ağaç var. Ya şu ağaçları şimdilik yok etmek istemiyorum. Sanki köyümüzün güzel görünmesini sağlıyorlar gibi geldi. Şöyle bir şey yapalım mı sizlerle? Öyle ev yapalım. Buraya bir tane köy meydanı mı yapsak? Tamam, oraya köy meydanı yaparız. O zaman evleri buraya yapabiliriz. Orası ne kadar yer kaplar? Bu kadar yer kaplasa zaten yapamıyoruz galiba. Böyle de mi yapamıyoruz? Yok. Şuraya falan da mı? Ha, buraya yapıyoruz ama buraya da ben yapmayacağım. Nasıl bir şey yapalım? Ya da bu ağaçlık kalsın. Ağaçların etrafına şuraya da bir tane ev yapalım. Hafif uzağa. Ne dersiniz? Şuradan yol nereden geliyordu? Burada mıydı? Şurada mı devam ediyordu yol? Hadi buraya kadar bir yolumuzu devam ettirelim. Şöyle dümdüz. Ve buraya da bir ev konduralım. Şey böyle olsun istiyorum. Bu şekilde değil de böyle olsun yola doğru. Ve manzarası güzel olsun. Balıklar falan var. İleride şuralara da bir tane balıkçı kulübesi yaparız. Hadi bakalım evimizi yapalım. Muhtemelen kaynağımız yetmeyebilir arkadaşlar. Yetecek mi acaba? Yeterse gerçekten çok güzel olur.
Sanırsam yetiyor arkadaşlar. Ve yaptık. Çok güzel. Çok güzel. Bir evimiz daha oldu. Şimdi tekrardan yanlış yapmamış olalım. Evlere şöyle bir bakalım. Bu arkadaş eşimizin olduğu yer. Buraya birini almayacağız. 2-4 kişi en az alabiliyoruz. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Şuradaki şeyi tekrar bir bakalım. Yapacağımız herhangi bir şey. Bir odunluğumuz daha var. 3 tane odunluk yan yana kurmuşuz. Buraya da birini çalıştıralım. Şimdi ben turneye çıkacağım. Birazdan ki köyleri dolaşıp yalnız bugün değil. Gün 3'müş zaten. Mevsim bitiyor. Diğer mevsim artık gezerim diye düşünüyorum. Aslında şu 2 tane köye uğrayabilirim. Ama buralardakiler de arkadaşlar çok yetenekli arkadaşlar değil maalesef. O yüzden buralardan şimdilik almayacağım. Belki mevsim değişince buradakiler değişiyor mu acaba onu bilmiyorum ama. Ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Kararsız, saldırgan, yıl bir, kış. Eksi 2,5. Evet, kış bitecek. Bu arada. Ya da şöyle bir şey mi yapsak? Hala zamanımız var. Bunlara gübrelediler mi? Gübrelenmemiş. Yani buraya ekmişler ama bunları gübrelediler mi? Ekilmemiş diyor. Evet, buraları gübrelemişler. Gübrelenmiş, ekilmemiş. Şu köye gidip Rolnika'dan bu havuç tohumu alsam. Günün içerisinde en azından bu mevsim için ekebileceğimiz havuç mu eksem şuralara? Şu bir sıra havuç yok. Benim altınım var mı? Yok, altınım da yokmuş zaten. Neyse. O zaman şöyle bu sezonu böyle yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Bir bakalım. Köylerimiz bir şeyler toplayabilmişler mi? Bir eksiğimiz gediğimiz var mı? Onlara bakalım. Evet, 66 tane et toplamışlar. Bunları şimdi sezon geçince bunlar biraz durumu o 37,5. Şöyle yapalım. Şimdi böyle sezon bitecek diye. Bir de şu depoya gidelim. Depoda bir şeylerimiz varsa onları. Evet, bayağı diyeceğim de bayağı da değilmiş aslında, 20 tane. Çok az birikiyor sanki ya. Pardon. Bıçağımız var, baltamız 4 tane. Bunlara biraz daha balta yapalım. 6 tane yapalım, 10 tane olsun. Çünkü üçüncü oduncuya da arkadaşlar birini alacağız. O yüzden çok hızlı bitecek bunların baltaları. Şimdiden onlara balta koymak istiyorum. Çünkü uzaklara gidince çalışmayı bırakmasınlar ben köyde yokken. Başka hayvan yemimiz 2 tane kalmış. Deri vesaire. Yok yani oyunun erken aşamasında kovayla bir de şu derilerle bir şeyler yapıp satmak hızlı getiri sağlıyor gibi ama onları da bir türlü üretemiyoruz yeteri kadar. O yüzden 3 tane oduncu yeri yaptım. Diğer başka da bir şey şimdi gerek yok gibi. Şu yakmalık odunları da 3 taneymiş ama. Onları da hadi buraya bırak. Evet. Saat 7. Yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
Bakalım. Burada değildi. Tezgahta. Taş ok falan yapmayalım şimdi. Taş aletler de. Mahsul toplamak için bundan yapmamız gerekebilir. Ama şu aşamada bir kalsın. Burada herhangi bir şeyimiz yok. Burası aynı yermiş zaten. Burada da şu demir aletleri bir an önce gitmek istiyorum ama yani teknolojiye çok var ya demir alet yapmamız için. Bronza da dikkat etmeden sattım arkadaşlar bronz külçelerini. Bronz aletler de çok işimize yarayabilirdi. Bu arada bronz dedim ama bir dakika teknolojisi açık mıydı ona dikkat etmedim. 500'e tamam ya bronz şeyleri açılacak arkadaşlar. Çok kısa süre içerisinde açılacak. Yönetime tekrar bir bakalım. 40'da 21 bina. Şu an için binalarla ilgili bir problemimiz yok. O yüzden kurmadığımız hangi binalar varsa bunları en azından sezon bitmeden kurabiliriz. Sezon bitmeden en azından şu an boş durmaktan iyidir diye düşünüyorum. Peki nereye kuralım? Bir yere de hayvancılık merkezi olarak belirleyelim arkadaşlar. Şimdi bu kısmın tamamını şuralar dahil tarım olarak belirledik. Bayağı geniş bir arazi olacak arkadaşlar. Hatta bayağı ekmeğe yavaş yavaş başlamışız. Şuraları da bu kısmı da hayvancılık üzerine mi yaptım? Şu belli bir kısmı. Yukarısı tarım ve hayvancılık olarak yolun üst kısmını ayarlayabiliriz. Buralar evler ve üretim binaları. Ya da şu yolun karşısına mı yapsam? Ya da şu binaların arkasına mı yapsam ya? Şöyle alanı bir çevirip düşünüyorum. Ya bu tarafı yapacağım. Hayvancılık şöyle geniş bir alana yayabilirim. Çünkü hayvancılıkta birkaç tane bina var arkadaşlar. Kaç tane bina var? Şimdi eşek barınanın tavuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en az 8 bina var. Birini yaptık. En az daha 7 bina yapılacak. 7 bina içinde biraz geniş alanımız olsa aslında fena olmaz. O yüzden şurayım. Ya burası çok tarıma elverişli bir arazi gibi görünüyor. O yüzden orayı da yıkmak istemiyorum. Hadi gelin buraları belirleyelim. Ne dersiniz? Öncelikle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. Böyle bir yol belirleyelim. Ondan sonra burayı şöyle bir çitle çevirip ne dersiniz arkadaşlar? Böyle çitle çevirip hayvancılığa mı gitsek buralara? Şuradan da bir yol çekerim dümdüz aşağıya doğru. Ya da bu taraftan çekelim. Şöyle şuradan çekelim. Çekemiyoruz mu? Çekebiliyoruz. Şöyle dikine yukarıya doğru. Bu yola birleştireceğiz. Bu şekil. Ve şu sağda kalan alanı hayvancılık üzerine da böyle mi? Şimdi çok şeydi, ne kadar yer alacak onu da bilmiyorum bu 7 tane bina. Şu şeylerin hizasında olsun bu arada.
O zaman. Bu şekil tarlalarla daha simetrik bir görüntü olsun. Sanki daha dar bir alan oldu burası ama olsun. Sıkıntı olmaz. En fazla yana da bir çit de yana çekeriz. Buraya 7 tane binanın sığacağına çok inanmadım açıkçası. Ama bakalım. Tavuk kümesi. Aa bak bu güzel. Küçük bir binaymış. Küçük bir binayı şöyle daha şöyle bir yere yapabiliriz gibi geldi bana. Ya da tavuğu biraz şöyle köşeye bir yere. Şimdi büyük binaları buralara oturtturmak daha kolay olabilir. Küçük binaları biraz daha şöyle engebeli ve dar alanlara yapmak daha mantıklı gibi sanki. Ne dersiniz? Şöyle yapalım mı? Böyle başlayalım mı? Ne? Bence güzel olur. Oraya koyduk ya da şu tarafa koyalım. Bu da bu ana yoldan geçince düşünün şöyle geldiğinizi burada hayvanlar olacak. Tatlı bir görüntü olur gibi arkasında da şeyler olur gibi duruyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Karar veremedim açıkçası. Yani çok da aslında üstüne düşünmeye de gerek olmayabilir. Hadi kuralım ya. Hadi kuralım. Şöyle kurabiliriz. Ya da hadi böyle olsun. Arkasından evet geçiş yapılabilir. Bir tavuk kümesimiz de artık var arkadaşlar. Yok. Hasır, 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 hasır. Tamam. Hemen gidip bayağı hasır toplayalım. Saat kaç? 23 olmuş aslında. O binayı yapıp sonrasında da ya da bir dakika şöyle bir şey. Normalde vergi veriyorduk değil mi biz? Kıştan sonra vergi vereceğiz. O bina yaparsak o binaya da vergi vereceğiz. Tamamlarsak galiba. O yüzden şimdi bence bitirelim. Şeyimizi, mevsimimizi bir sonraki güne geçelim. Vergimiz belki bir tık daha aşağıda olur. Ondan şimdi vergi alınacak mı merak ettim. Şimdi bina nerede? Yönetim. Tavuk kümesi vergi. Ha, her türlü ama yarım mı acaba? Evet bunlar tamamlanmışlar. 30 mu? Avcı kulübesi 15. Bunu yaptık bitmediği için vergi almayabilir mi acaba? Neyse 15 bir şey değil aslında ama yine de haydi uyuyalım. Son bakıyorum şöyle bir herhangi bir ihtiyacımız yok. 20 bina çalışanlarımız ve geliştirme bir mezra olmuşuz arkadaşlar. Köy artık bir kamptan daha büyük olmuş.
8 nüfusumuz var. Güzel. Hadi uyuyalım. Bir sonraki mevsime kadar uyuyoruz. Evet, şimdik ilham kırıntısı. Bir ilham geldi adeta halkını daha çok çalışmalar için cesaretlendirmek istiyorsun. Bir konuşma yaparak bunu başarabilirsin. Yalnız eline yüzüne bulaştırsan tam tersi etki yapar. Ona göre demiş. Konuşma yap. O kadar da iyi bir fikir değildir belki bu. Konuşma. Hadi konuşma yapalım. Çok güzel. Sevmişler konuşmamı. Baya güzel bir motivasyon konuşması yapmışız demek ki. Köylerin çalışma verimi %15 artmış. Çok güzel oldu. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Tüm yıl mı sürecek yoksa sadece bir mevsim mi? Ama aşırı işimize yarar arkadaşlar. %15 verim gayet güzel. Şimdi 1 ve 2 tane şuralarda görevler oldu. 2 tane burada Hornika'da görev vardı. Bunlar gitti. Demek ki mevsimsel görevler de var arkadaşlar. O yüzden bir mevsimdeki tüm görevleri yapmaya çalışalım. Görev kaçırmayalım o zaman. Ben onlar kalıyordu diye düşünüyordum. Geçen mevsim yapmadığımız uzak köylerdeki görevler oldu. Vergi öde diyor. Vergi o 913 vergi istiyor bizden. Ne zamana kadar diyor? Bu mevsim. Tamam. Mevsim boyunca son gün gider veririz diye düşünüyorum. Sığın ve ayı avla görevimiz var. Şu an için hemen yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bina sınırını 50 yapacak ama zaten 40'taki bina sınırımızı bile açıkçası bitirmiş değiliz. Başka bu hikaye görevleri vesaire bunları da her türlü zaten yapacağız arkadaşlar. Neredeymiş? Burada alanda diyor. Gidip bulalım mı bu arkadaşı? Ne dersiniz? Şimdik vergiler. Tamam. Vergileri ödeyeceğiz abi. Vergileri ödeyeceğiz. Şu an paramız yok ama eninde sonunda o vergiler ödenecek. Şuradan öncelikle etleri kendimi almak istiyorum. Dutların hepsini yesinler arkadaşlar. Kova suyumuz da 4 kova su. Bu yeter mi acaba diye düşünüyorum ama şimdilik yetmeme ihtimalini göz önünde bulundurup 2-3 tane daha hatta hepsiyle arkadaşlar hepsiyle kalasa çevirip onunla da kova yapacağım. Birkaçını kovaların birkaçını buraya su doldurup koyacağım. Kalanını da satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen 27 tane kovamızın 3 tanesini daha buraya su doldurup koyalım. Gerisini satmaya götürelim bence. Üretimde süper yeni bir seviye aldık. Becerikli işçi bayağı vermişiz aslında bunlara. Oluşur çekiç dayanıklılığı. Atölyede mühendisliğinde üretim hızı %25 artar. Çok iyi. Dikim evinde %10 daha hızlı inşa yaparsın. Sıfıra bir artar. İnşa derken zaten tık vuruyoruz. Mutfakta %10 daha hızlı yemek yaparsın. Bu olabilir. Baya artık şey yapacağız çünkü. Yemek vesaire. En azından kızartma yapıyoruz. Etleri ateşte pişiriyoruz. Onlar bile muhtemelen. Hadi 4 tane yapalım. Kalan 24 taneyi buraya değil. Su dolu kovaları yiyecek kısmına koyuyoruz arkadaşlar. Yiyecek deposuna. Yani buraya hiç değil ama.
4 tane daha koyalım. Artık Dut ve köyden gelecek şeylerle idare ederler diye düşünüyorum. Peki şöyle, hala bir şeyler pişiremiyorum değil mi? Yok, lahana lazım, havuç lazım, kase lazım. Yok, şimdilik daha bir şey pişiremiyoruz. Buradakilerde kase lazım. Taneleri maalesef. Yok, herhangi bir şey pişiremiyoruz zaten. Şöyle bir düşünelim. Ne yapalım? Buraya göreve mi gidelim? Buradakileri bitirip aşağıya mı gidelim? Bu sezon full görev yapacağız arkadaşlar. Buradaki tüm görevleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane görevimiz görünüyor şu an için. Bu görevlerin hepsini yapacağız. Hadi üstten başlayalım. Bir yandan da böyle turlayarak geldiğimiz için de en az 4 kişi buluruz düşüncesindeyim. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? Paraya dönüştürülebileceğim bir şey var mı şu an düşünüyorum. Yok, köylerim çalışsın ama çalışmadan önce son bir şey daha kontrol edeceğim. Son bir şey daha. Ben giderken uzun süre dönmeyeceğim. Eksik ihtiyaçları var mı? Ahşap, çapa da taş, balta, bıçak falan, tamam. Şu an ihtiyaçları yok gibi geliyor. Bıçakta, baltada, çapada var. Şu an tüm hepsi çalışabilir gibi. Şuradan yoldan gidebilirim bu arada. Yoldan gidersek mevsim değişti. Belki yeni harabeler çıkmıştır. Pardon. Evet. Bu arada bölümleri tek tek yapıyordum arkadaşlar. Fırsat buldukça bugün müsaitiz. Bugün birçok bölüm üst üste geçeceğiz. Bugün kendimize zaman ayırdık. Bayağı oynayacağız arkadaşlar bugün. En az 3-5 bölüm kadar ilerlemek istiyorum. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Köyümüzü gerçekten günün sonunda çok çok ileri bir seviyeye taşımış olacağımıza inanıyorum. Şimdi hemen buradaki görevlere bir bakacağım. Yanlış mı geldim acaba? Evet, Tutki'ye geldim. Neyse. Tutki'de görev yok mu? Tutki'de görev yok. Peki biri var mı? Yani arkadaşlar ben Amanda'ya bir şeyler satalım. Hey old friend. Whatever you need, I've got it. Pardon. Şimdik. Kovalarımız nerede bizim kovalarımız? Kovaları üstüme almadım mı ben ya? Ha, burada. 24'ünü de sattık. Yani çok da üstümüzde aslında bir para bir şey yokmuş. Yani para edecek çok da bir şey yok arkadaşlar. Sadece ne alabiliriz? Hayvan yemine ihtiyacımız var mı şu an? Yok eğer. Bir dakika, ben buraya eşeğim nerede benim? Aa. Arkadaşlar eşek aldığımızı unut. Geyre de çağıramıyoruz. Aa. Bizim artık yeni bir yoldaşımız var. Biz onu niye aldık? Bu yollar kısalsın diye aldık. Ama eşeğimizi unuttuk arkadaşlar. Hamak meyve diyor daha. Yok, bunlar olmamış. Bunlar zehirler. Hemen şuradan eşeğimize binelim arkadaşlar. Yani nasıl unuttum ben onu ya? Gel bakalım. Kaç metre? 32 metre diyor. Buralarda bir yerde. Aa! Süper. Bunlar oldu değil mi şimdi? Tırpan gerekli.
Hali hazırda buraya gelmişken geri döndük her türlü. Eşeğim nerede? Bu tarafta. Tamam. Gelmişken onlara tırpan yapayım. O hasatla alsınlar arkadaşlar. Nereden yapıyorduk? Şu atölyeden yapıyorduk değil mi? Ya da demirciden yapıyorduk. Taslar satın alalım. Şöyle bir 8 tane orak alıp bunlara verelim. Hemen arkadaşlar. 2 taş orak diye mi geçiyordu? Evet, taş orak geçiyor. Bunu yaptık. Bir de deriden basit çantaları varmış zaten. Tamam, gerisi kalsın. Şimdi eşeğimiz nerede eşeğimiz? 25 metre diyor. Gel bakalım dostum. Gel gel gel. Evet, hadi seninle uzun bir yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım. Evet, daha hızlı koşuyor. Ama çabuk yoruluyor galiba. Gündüz gidebiliriz belki. Niye gidemiyoruz? Lan tavşan mı geldi önümüze? Tavşan bir durur musun arkadaşım? Bir durur musun? Bundan nehirleri geçebiliyorduk değil mi? Çok da aşırı hızlı gidiyormuşuz gibi bir izlenim olmadı arkadaşlar. Her halükarda yürümekten daha hızlıdır muhtemelen ama... Burada bir yerde kilidi yok muydu? Şu arkada mı kaldı? Köy arasında kilidi yeri vardı sanki. Koş. Evet, geldi. Sen burada bir bekle beni. Burada bekleyeceksin değil mi? Kaybolmayacaksın. Evet, ya arkadaşlar niye ya? Niye herkes 2? Neden ama hani? Gerçekten anlamıyorum. Toplayıcılığı ve avcılığı 3 olsun alacağım ya. Welcome. Evet, ne diyor? Aslında yardım falan tarlaya geçtirmiyorum. Çok ağaç var. Birkaçını tabii ki hemen keselim. Ne görev verdi bize? 20 ağaç kes, keseriz. Bu diğer görevde diğer görevi veren arkadaş ha. Onun da bir görevine bakalım önce neymiş diye. 20 ağaç keseriz. Bizim de işimize yarar. Neredesin sen? Gel bakalım. Yardımcı olabilir miyiz? Biraz yardım etsen. Evet, kendi adını kendime yaşayayım. Bir tane balta getirebilir misin? Tabii ki. Şöyle. Nasıl bir balta istiyorsun? Taş balta 2 tane. Tam 2 tane yapabiliyormuşum zaten. Hemen yapalım. İşte istediğim baltalar. Teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Ne demek? Böyle basit görevler verirseniz çok memnun oluruz biz de. Hemen şimdiki baltayı elimize alalım. Lan baltamız mı yok? Ha, bronz baltayı şöyle alalım. 20 tane ağaç değil mi? Evet, 20 ağaç keseceğiz. Bu arada teknolojide bir şeyler açıldı. Onu kaçırdım. Kaynak deposu, kaz barakası bu değildi. Balıkçı kulübesi zaten açılmıştı. Eşek barınağı da açılmıştı. Burada mı açıldı?
Ha, Demirhane 2 açılmış arkadaşlar. Demirhane 2. 2 mi 2? Mutfak 2. Pazar tezgahı. Pazar tezgahı işimize yarayabilir. Gerçi bunların hepsi işimize zamanla yarayacak arkadaşlar. Hadi hızlıdan 20 tane ağaç keselim. Allah. Nasıl düştü o üstüme ya? Allah'ım canım nasıl gitti? İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Canım yarıdan aşağıda olsaymış. Şu an resmen ölüymüşüm ya. Nasıl üstüme düştü o bu arada? Aa, hiç yoktan ölüyordum arkadaşlar. Durduk yere ölüyordum. Şansasına yavaşladım. Demiyorum. Acaba düşen ağacın büyüklüğü şeyi... Ne oldu ya? Ne oluyor? Öleceğim şimdi. Kara indi bak. Bu sağlık. Evet veriyor. Hemen ondan bulmam lazım etrafta. Canım resmen yok oldu arkadaşlar. Papatya da sağlık veriyordu herhalde. Abi durduk yere ölüyordum ya. Bu arada anlamadım niye üzerime düşüyor. Normal vurduğum yerde üzerime düşüyorlar. O yüzden kesmeyi bıraktım. Bunları topluyorum. Bunları yiyeceğim. Bir an önce canımı toparlamam lazım arkadaşlar. Ama şu tilki bile gelip beni şu an öldürebilir. Ondan bile kaçıyorum. Var mı başka? Şöyle bir bakalım. Bunlar ne? Sarı kantorum. Sarı kantorum. Can yok. Hadi biraz toplayayım da bunlar değerlenirse ileride hazır topluyorken. Tamam, bu değil ama asıl amacımız bu değil arkadaşlar. Sarı kantorun istemiyorum ya. Papatya falan. Heh, şunlar. Bunları hemen seriden topla, topla, karayınla. Tamam, şu an bunları bir yiyelim bakalım. Kara hindiba artı 3 sağlık veriyor. Bunu 10 defa verelim. Gözüm canımız biraz artıyor, güzel. Hindiba da daha az gıda tüketiyor. Hadi bir tane verelim. Kuzu dili otu. Bu da sağlık veriyormuş. Bunu da verelim. Papatya. Ha, bu da 2 sağlık veriyor. Güzel. Sarı kantorun. Şu an zehirli değiliz. Tamam. Hadi havuçları da yiyelim. Şu an canımız hala tehlikede. 160'ın üzerinde düşen bir şey bizi direkt öldürebilir gibi. Fena tırstım. O yüzden önce canımı fullemeye uğraşacağım arkadaşlar. Gördünüz ya, yani anlamadım zaten nasıl üzerime düşebildi o. Gerçekten anlamadım. Başka var mı? Şurada mı? Papatya. Hatta şöyle bakalım. Bu ne? Kuzu dili olsun. Otu işe yarıyor muydu ya? O sağlık veriyor. İyi. Papatya şöyle alalım. Kara hindibarı da yiyelim. Çok az daha varsa bulabilirsek canımı fullemek istiyorum. Üst üste iki tane daha.
Ya buradaki ağaçlardan bir mekanik var, anlamadım ki. Durduğumuz yerde üstümüze devriliyorlar. Neyse, şimdilik gidip şu kesilmişler önce bir bakalım. Şurayı bir açalım önce. Hepsini topla, hepsini topla. Daha çok bina yapacağız. 40 bina limitimizi dolduracağız. O yüzden bu odunlar bize her zaman lazım olacak. Bu arada level atladık. Hemen levelimizi verelim. Kazma kürek diyor. Hadi yıkılırsa bir şey, yıkmaya karar verirsek kaynaklarımızı geri alalım. Yanlış yaparsak veya çok bina dikeceğiz çünkü elbet birini ya bunu buraya koymasaydık diyebiliriz. Bakalım yine üstüme düşecek mi? Düşmedi. Bu da düşmedi. Yeni bina açıldı. En üst seviye evi mi yapabiliyoruz şu an? Süper, süper, çok iyi. Çok iyi. Artık en üst seviye ev yapacağız arkadaşlar. Bayağı taştan yapacağız. Ve bu sayede yakacak odun vesaire yalıtım çok daha güzel olacak. Kendime güzel bir malikane inşa etmek istiyorum bu arada. Şöyle köyün hafif dışına, çok böyle o mahalle yapmıştım ya, mahallenin ortasına yakınına değil de çok az ilerisine. Güzel bir yer inşa etmek istiyorum. Kaç oldu? 15, 2, 4, 5. Hadi bu 5'ini de yıktık mı? Uzaktan. Görevimizi tamamladık. Görev otomatik olması güzel oldu. Tekrar adamla gidip konuşmamız gerekmeyecek. Bu arada ikaz kümesi de açıldı. Bu çok güzel oldu bu arada. Bu çok güzel oldu. Hayvancılıkta da bayağı ilerleyebileceğiz. Kazdan ne geliyordu? Tüy geliyordu. Yumurta mı geliyordu? Tüy artı yumurta geliyordu galiba. Bakarız, sıkıntı olmaz. Evet, şimdi bunların hepsini aldığımıza göre şöyle bir bakalım. Tamam, o görev zaten gitmiş. Burada görev kalmadı değil mi? Evet. Buradan birini de alamıyoruz. Tut ki Branika şuraya mı gitsen? Şöyle dört köy gezerek gidelim. İki tane daha. Burada bulamazsak zaten 3 oluyor. Günü bitireceğiz. Yarın da alttaki köylere bu artı şuraları dolaşabiliriz. Hadi. Eşeğim neredesin? Gel bakalım. Bakalım tekrardan. Yok. Hadi gidelim. Bir şey daha. Bu arkadaş bana gübre satar mı? Ya da hayvan yemi. Tam 9 tane alayım. Eşeğe yem lazım. Ayrıca tavuk falan var. Onlara da yem lazım. Daha da yapmadık ama yapacağız yani. En kısa zamanda yapacağız. Şimdilik koştur koştur.
Tutki'ye gideceğiz. Gerçi Tutki'yi direkt es geçebilirim. Şuradan geçeyim bari. Burada belki bir şeyler buluruz. Yok. Yani bunları şimdilik dediğim gibi bir şey yapmadığımız için toplamıyorum. Ama şöyle de bir şey toplamak mantıklı olabilir mi bilmiyorum. Onlardan bir şey üretsek falan. Ne dersiniz? Çanak çömlek üretsek bayağı karlı oluyor mudur? Belki de çok karlıdır ya. Ona dikkat etmedik. Ha, Tutki'yi şöyle bir bakayım ama Tutki de çok balık yerimiz yok, balıkçı değil. Şu an hedefimiz arkadaşlar balıkçılık yeri değil. Şu an hedefimiz oduncu ve avcı bulmak. Oduncu ve avcı bulmak. Evet, biraz hızlı hareket ediyoruz gerçekten. Eşek sayesinde. Dört köyü de bence bugün, hatta Türkiye'den yanlış gittiğim halde hepsine yetişebileceğim gibi gün sonuna kadar. Sen zıplayabiliyor musun? Zıplıyorsun, süpersin. Hadi güzel bir ama yapmayın ya. Neden ama? Evet, burada bir yerde şurası maden miydi? Evet, burası maden. Şöyle aslında yeni ev açıldı. Yeni evde bayağı taş kullanacağız. Bir kere yeni eve girmeden önce buraya uğramam gerekebilir arkadaşlar. Burada yoktu. Baranika'ya gidiyoruz. Hadi bakayım. Arada şu bildirimler ne ya? Bunlar önemsiz bildirimler değil mi? Havuç doğumu geç. Kaynak yok. Ha, tohum, tamam. Sıkıntı yok. Tohuma şu an için size geldiğimde halledeceğim onu. Keçiler var. Burada görev yoktu değil mi? Var. Tamam. Şuradaymış. Gel bakalım şöyle. Gel. Sen hatta burada dur. Bir şey. Ben geleceğim sana. Hadi güzel ve kolay bir görev ver bana. Vahşi hayvan. Tabii ki yaparız. Öldürürüz. Ama şöyle bir şey var. Sen bana nasıl bir görev verdin? Ertesi akşama kadar bekle diyor. Peki, tamam. Burada çok kişi var. Bunların illaki derken sadece bir mi alınabilir ve o da ikilik. Aa, gerçekten birini bulamıyoruz ya. Saat kaç? 17. Acaba şu iki köye de uğrasam mı? Ne dersiniz? Yetişir miyiz? 17. Hızlı gidiyoruz aslında. Köyümüze birilerini bulamıyoruz ya. Hadi 500 metre yetişiriz ya. Saat daha 5 küsür. Yol kenarlarında sanki hiç şeyle karşılaşmadık.
Aslında şeyi de merak ediyorum, bilenler varsa. Mesela böyle dümdüz gidiyoruz ya, dümdüz gidince mi daha hızlıyız? Şu yollar mı daha hızlı aslında? Buna da dikkat etmek lazım. Yani bu şekilde çok daha hızlı gidiyoruz gibi geliyor bana ama. Oo, bizon. Bizon görevimiz var mı? Bizon görevini yaptık zaten de şu an hiç bununla uğraşmayalım. Bizon abla halletmiştik. Hatta neredeyse ölüyorduk arkadaşlar. Hatırlarsınız. Dönüp vurmasam artık. Biraz karşı nehirden geçeceğim zaten. O arada içerim onu. Şimdi devam edebiliriz. Burada görev var mıydı? Bu köyde görev yok. Buradan birilerini bulma umuduyla geldim. 2-3 kişi oturuyor orada. Güzel. Umarım. Siz şöyle bir dur bakayım. Allah Allah. Neden ama ya? Neden 3 değilsiniz? Neden? Ya da niye diplomasisin 3 senin? Başka kimse yok. Neyse gidelim. Burada yok. Satacak bir şeyim de yok arkadaşlar, o yüzden hiç durmuyorum ama ileride gerçekten satacak çok şeyim de olacak. Bunlar ne, sazan mı bunlar? Artık hangi balık varsa, ördekler var. Burada iki görev var. Su içelim. Suyu içmeyi unutmayalım. Her sudan geçtiğimizde su içmeyi unutmayalım. Ha, başını kaldırıyor. Ha, su altı mekaniği yok bu arada oyunun. Gördüğünüz gibi balıklar falan o şekilde biraz su altı görünümünü değiştirebilirler bence. Geliştirilebilir. Eşek sen bir dur, burada çok kişi var gibi. Evet, işte bu. İşte bu. Kimsin sen? Roberta. Evet. Sen var ya, süpersin. İstediğim iki şeyi de 3 arkadaşlar onu. Hemen ona yeni yer ayarlayalım. Onu zor bulduk zaten. Boşta bırakmayalım arkadaşlar. 4'te 0, 4'te 0. Tamam. Hadi Roberto, hoş geldin. Seni hemen oduncu yapalım. 3'sün çünkü. Çok güzel. Süpersin. Başka? Yok galiba. Burada görev var mıydı? Ben... Oo, 3 tane var hem de. Bunlar uyumadan hemen şunları bulsam iyi olur. Nereye gittin sen? Burada değil miydin? Gel bakalım. Ne diyor? Sonra bazı falan üremeye başladı. Elbette onları avlayacağım. Hayvan yoğunluğu ne görevi verdi bana? Tavşan ve geyik avla bu mevsim boyunca. Aa, çok güzel. Bunu basit görevlerden sayabiliriz. Tavşan illaki karşımıza çıkar. Senin görevin yok mu? Görevin? Allah Allah. Neyse, peki, tamam. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ev yemek istiyorum. İnşaat çekici yok. Tabii ki, tabii ki. Bakalım ne istedin sen? Ahşap çekici. Hemen sana bir tane yapalım. Dur, kaybolma ama. Dur, kaybolma. Bir yere gitme. Güzel. Bir görev daha yaptık. Bir tane daha var. O da şurada. Burada galiba. Hayır, dışarıda. Nerede? Kinga. Senin görevin de umarım çok basittir. Nasıl yardımcı olabiliriz? Yayımı kaybettim. Biri çalmış da olabilir. Sana bir yay getireceğim.
Şöyle, buralarda yay satacak bir arkadaş var mı? Bende var mıymış? Önce ona Hello, bakalım. goodbye. Yok. Bende yokmuş. Bir avcı barakası bulabilirsem oradaki kişiden bir yay satın alabilirim. Bu yay satmaz diye düşünüyorum ama evet, şarap satan yay niye satsın? Şöyle bakalım. Unigos'ta soru emir. How can I help you? Whatever you need. Yok, bunda da yok. Başka biri var mı? Bunların Alvin şu ne yapıyor? How are you? Best goods in the valley. Bu da yok, bu da şey satmıyor. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha sonra geliriz bu mevsim. Bugün hemen bitirmemiz gerekmiyor zaten. Daha bugün ilk günümüz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tamam, zaten alacak bir şeyimiz de yok da. Alacak Adil. Sen How is life treating? Whatever you need, I've got it. Yemek satıyorsun, yok senden de okçu yay bulamayız. Tamam, sıkıntı yok. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan şuraya dönüp oradan da evimize gidelim. Hadi bakalım. Orada görev, burada bir ara bir teslimat yapılmış galiba görevimizde. Bir aksam olmuş. O adamı bulmamızı istiyor hikayesinde. Hadi gidip bulalım arkadaşlar. Aa, burada da bir kil var. Burası neresi? Gostovia'nın sol tarafında. Bir şurada bir kil depomuz vardı. Buralarda bir yerde. Bir burada bir yerde vardı. Bir de Gostovia'nın solunda varmış. Tamam. Bu buraları arkadaşlar ileride kille işimiz olduğunda aklımızda tutalım. Ki hızlıca bu 3 yeri bile toplasak çok fazla kill elde etmiş oluruz bence. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Saat kaç oldu? 20 oldu. Artık yavaştan zaten evimize dönse iyi olur. Bu arada 2 tane oduncumuz ve kaç domuz şu an senle kovalamıyorsun değil mi beni? Yok. (gülüyor) 40 metre 30. Buralarda bir yerde diyor. Ben neredeyim? Buradayım. Nerede? Yok, hala karşıda, hala ileri ileri devam edelim. Muhtemelen ortasında falandır böyle diye düşünüyorum. Gözümüze biri çarparsa buradan birini bulmamızı istiyor bizi. Alan verdiğine göre gösteriyor mu şöyle? Aa, kütük mütük var. Dur onları alalım. Yaklaşmış olabiliriz bu arada. Kütük mütük bulduysak. Aa, eşek üzerinde alabiliyoruz. Güzel. Şöyle bir şey yapalım bu arada. Neredeyiz? Şöyle sınırlarını bir gezelim. Burada kimse yok. Yanlış yere mi gidiyorum? Evet, çok çıkıyorum. Şöyle gidelim. Ben nereye geldik? Aa, burada. Lan. Bu yaralanmış.
saldırıya uğramış, getireceğim dayan diyor. Evet, bu arkadaşa hemen bir şey getirmemizi istiyor. Ne istiyor peki? Bakalım. Nadar'a geri dön diyor. Nadar neredeymiş? Rolnika'ya gideceğiz. Tamam, ona yarın arkadaşlar. Ona yarın gideriz. Hemen evimize dönelim. Artık geç oldu. Yarın o arkadaşın görevini yapacağız. Ama neden mesela onu bıraktı? Keşke görevde onu da yanımıza alsaydık. Yaralı bir şekilde oraya bıraktı. Hemen elimizi dönelim. Burası çok uzak değil mi ya? Buradan karşıya nasıl geçeceğim ben? Suda. Çok yavaş geçeriz. O yüzden şöyle dar alandan daha. Daha dar bir yerinden geçmek istiyorum. Evet ya, eskiden çok fazla harabe bulurduk ama şu an maalesef yok sanki. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Sudan geçiyorsak suyumuzu içiyoruz. Saat kaç? 22:36. Okey. Şuradan hemen biz ne yapmıştık? Şeyi yapmamıştık değil mi? Tavuk kümesini. Onun için de hasır gerekiyordu. Şuradan hemen hasır toplayalım hazır buradan gelmişken. Gölge mekanikler çok güzel değil mi? Baksanıza. Topla topla topla, seri topla, hızlı topla, her türlü ihtiyacımız olacak zaten. Yani günü en azından o şeyi bitirerek kapatabiliriz. Tavuk kümesini, hem de zaten 53 yeterli diye düşünüyorum. Görevleri yapmaya gittiğimizde yerimiz hazır olursa, baktık tavuk uygun adam, tavuk bulabilirsek tavuk alırız köyümüze. Hadi bakalım. Şurada bir yerde diye hatırlıyorum, köşeye koymuştuk. Hadi eşek, sen bayağı iyi mesai yaptın, sen dinlenebilirsin artık. Seni de çok yormayalım, daha seninle çok uzun yollarımız var çünkü. Evet, tavuk kümesi tamamlandı arkadaşlar. Artık resmi olarak hayvancılığın temellerini atmış bulunuyoruz. Evet, bir saati geçtik yine. Bu videoyu böyle tamamlayalım arkadaşlar. Hayvancılığın temellerini atarak en azından yerini hazırladık tavuklarımızın. Evet, uyuyup uyanalım ve yeni bir güne merhaba diyelim. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada tamamlayalım. Hayvancılık dediğim gibi başladık. Artık tavuk kümesimizi inşa ettik. Bir sonraki bölümde hem görevlere hem de hayvancılığa biraz daha ağırlık vermeyi planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.